Recm ayeti. İbn Sebeciler İbn Abbas anlatır. Ömer hutbesinde dedi ki: Hepiniz biliyorsunuz ki Allah Recm ayetini gönderdi. Hepimiz bu ayeti ezberledik. Ayrıca Resulullah Recm cezasını tatbik etti, biz de tatbik ettik. Benim endişem şudur. Aradan uzun zaman geçince bazıları Kitabullah'ta Recm cezası yoktur diyerek inkar edebilir. Eğer insanlar Ömer Allahü Teala'nın kitabına ilavede bulundu demeyecek olsalardı recm ayetini yazardım mealindeki olayı anlattıktan sonra bak Ömer dedikodudan korkmasaydı Kur'an'a ilaveler yapacakmış. Kur'an'a ilave yapabilecek birisi nasıl Müslüman olur diyorlar. Cevap. Bu olay anlatıldığı gibi mi yoksa değişik mi? Böyle kabul ederek cevap veriyoruz. 1. Hutbede bildirildi dendiğine göre Demek ki eshab-ı kiramın hemen hepsi oradaydı. Çünkü cuma namazı ayrı camilerde değil, tek camide kılınıyordu. İbn Sebecilerin kendisini sevdiklerini söyledikleri İbn Abbas Hazretleri bunu rivayet ediyor. O da oradaydı. Hazreti Ali de oradaydı. Hiç kimse bu söze itiraz etmediğine göre olay aynen Hazreti Ömer'in dediği gibidir. Burada itiraz edilecek bir husus yoktur. 2 Hazreti Ömer'in recm ayetini yazardım demesi Kur'an'a ilave değildir. Hazreti Ömer Kur'an-ı Kerim'in sonuna haşiye olarak, dipnot olarak durumu izah eden bir açıklama koyabilirdim ama bunu istismar edecek olanlar bak Ömer Kur'an'a ilave yaptı derler diye bu açıklamayı koymadım demek istemiş olabilir. Çünkü Hazreti Ömer şu mealdeki ayeti-kerimeyi bilmiyor muydu? Eğer o yani peygamber bize atfen Kur'an'a bazı sözler katsaydı biz onu kuvvetle yakalayıp şah damarını koparır, helak ederdik. Hiçbiriniz de buna engel olamazdınız. Hakka Suresi 44-47. Ayetler Alemlere rahmet olarak gönderilen Habibine böyle buyuran Allahü Teala, Hazreti Ömer'e ne yapmaz ki? Hazreti Ömer'in böyle bir şeyi düşünmesi bile imkansızdır. Aynı zihniyetteki kimseler, Ömer'in böyle bir şer koymaz düşüncesi, Kur'an'a gölge düşürmez mi diye sorabilirler. Hayır, asla mahsur olmazdı. Çünkü Hazreti Ali ayetlerin altına Resulullah Efendimiz'in yaptığı açıklamaları koyardı. Hatta bundan dolayı İbn Sebeciler Hazreti Ali'nin musafı ayrıdır derler. Ayrı bir musaf yok, açıklamalı musaflar vardır. Hazreti Ali açıklama koyunca suç olmuyor da Hazreti Ömer koyarsa niye suç olsun ki? Hepsi cennetlik olan eshab-ı kiram yanlış iş yaparsa ortada din mi kalır? Çünkü Kur'an'ı da hadisleri de onlar bildirdiler. Onun için böyle sualleri gündeme getirmek bile yersizdir. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, Ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler, eshab-ı kiramın hepsini met etmekte, cennetle müjdelemektedir. Ehli sünnet alimleri de kıymetli eserlerinde bunları met ederek nakletmektedir. Bunları lekeleyen, kötüleyen bir şey yoktur. Ayet-i kerimelerden, hadis-i şeriflerden bunları küçültecek mana çıkarmak, kalplerin bozuk, niyetlerin kötü olduğundandır. Anladıkları yanlış, zannettikleri yersiz ve hayaldir. Böyle aldanmaları safrası bozuk olan hastanın şekerin tadını alamamasına, tatlıyı acı sanmasına benzer. Allahü Teala Ali İmran suresi 7. ayetinde bunlar için mealen kalpleri bozuk olanlar hakkı örtmek, fitne fesat çıkarmak için Kur'an-ı Kerim'den yanlış mana çıkarır. Yanlış yola saparlar buyuruyor.